Seteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk defa göreceğimiz bir uygulama bakacağız arkadaşlar. Uygulamamızın adı Max Pro diye geçiyor ve Play Plus'ın devamıymış. Uygulamanın gelişçisi olan kardeşim yazmış. Merhaba bizim daha önce Play Plus uygulamasının devamı olan Max Pro uygulamamızı sizin kanalınıza tanıtma şansınız var mı? Bir video ile uygulamamızı test ederek bir paylaşım yapıp izleyicileri daha da bilgilendirmiş olursunuz. Size üyelik girişi vermek istiyoruz demiş. Şimdi bir ay açıyorum. Üyelik bilgileri benimle paylaşmış. İşte tam bu noktada normalde en son söylenecek şeyi ben en baştan söyleyeyim. Uygulama ücretli arkadaşlar. Aslında bu video çekip çekmem arasında çok kaldım ama... Şimdi ücretsiz uygulamaları tanıtıyoruz biliyorsunuz sürekli. Ücretli uygulama bu kanalda bir ya da iki kere tanıtılmıştır. Bana çok fazla ücretli uygulamalarla alakalı ya da ücretli üyeliklerle alakalı destek geliyor arkadaşlar. Ben o yüzden bu uygulama videosunu çekmek istedim. Ama şunun altını mutlaka çizmek istiyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Şu an ekranda bu uygulamanın Telegram adresini görüyorsunuz. Bu Telegram adresi üzerinden kendileri iletişime geçip ikna olursanız alın arkadaşlar. Ben kesinlikle arkadaşları tanımıyorum. Hani herhangi bir şekilde hiçbir ücretli uygulama ya yani tüm ücretli uygulamalarda olduğu gibi bu uygulamaya herhangi bir şekilde kefil vesaire değilim. Burada karar tamamen size aittir. Eğer üyelik ücreti size cazip gelirse Kısa süre deneme yapma şansınız varsa mutlaka öyle alın ve sonrasında da sorun yaşarsanız üzüleceğiniz rakamları verirken çok daha fazla düşünmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden tekrar altını çiziyorum. Bu karar tamamen size aittir. Ben sizin bu kararınızı etkileyecek bir şekilde kesinlikle hiçbir şey söyleyemem. Yani bana şunlar da gelecek işte abi sence alalım mı almayalım vesaire. Bu konularda yorum yapmıyorum. Bu karar tamamen size aittir. Tekrar söylemiş olayım. Şu an ekrandaki Telegram grubundan kendi iletişime geçerek Fiyatlar makul gelirse, şartlar size uygun olursa, kısa süre deneme vesaire yaparak iyi olmayı düşünebilirsiniz. Ama bir kere daha söylemiş olayım bu karar tamamen size aittir. Ben tarafsız bir şekilde ücretli bir uygulama olduğunu düşünerek sizlere bu uygulamayı anlatmaya çalışacağım. Ve bu videoyu çekmeye başlamadan önce neredeyse bir saattir uygulamayı test ediyorum. Şu net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer ücretsiz olsaydı kesinlikle elimizdeki en iyi 2-3 uygulamadan bir tanesi derdim. Çünkü aradığımız her şey var. Arayüz güzel, tamamen kumanda desteği var. Ve yani ücretli olduğu için doğal olarak tabii ki reklam yok ama çok ama çok başarılı bir uygulama. Arayüzde oldukça başarılı. Ama tekrar söylüyorum ücretsiz olsaydı ilk üçe rahat girecek olan bu uygulamaya ücret verip vermemek tamamen sizin kendi kararınızdır. Bu konular beni çok tedirgin ediyor. Sonrasında işte tanıttım diye insanların mağdur olmasını kesinlikle istemiyorum. Kafanıza yatmazsa kesinlikle abone olmayın. Birazdan neden böyle düşündüğümü sizlere zaten anlatmaya çalışacağım. uygulamayı tabii ki Telegram gruplarından kendilerinden direkt alabildiğiniz gibi bizim Drive'dan da indirebilirsiniz. Ama uygulamayı indirdiğinizde elinizde herhangi bir kullanıcı adı şifre yoksa giriş yapamıyorsunuz. O yüzden öncelikle mutlaka Telegram gruplarına iletişime geçiniz lazım. Hatta size tavsiyem birkaç günlük deneme isteyebilirsiniz. Tabii böyle bir uygulamaları var mı açıkçası bilmiyorum. Bu sayede siz de uygulamayı test etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Sadece bu uygulama değil, bu kanal tanıtılan tüm uygulama Snetek Drive'da indirebilirsiniz. Drive'a nasıl gidip uygulama indireceğinizle alakalı şu an ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoyu izlerseniz siz de basit bir şekilde Android cihazlarınızda bu uygulamayı yükleyebilirsiniz. Ama her uygulama videosunda mutlaka yaptığım uyarıyı bu uygulama videosunda önce de yapayım. Drive'dan ya da market dışından ne indirirseniz indirin sorumluluk size aittir arkadaşlar. Daha önce videoda takip eden arkadaşlarımız biliyor. Benim Mi Box'ımda hatta size şöyle göstereyim. Benim Mi Box'ımda Eset kurulu. Zaten Mi Box'a market üzerinden kurulabilen yegane şu anki antivirüsümüz Eset. Bu uygulamayı kurarken de Eset herhangi bir sorun görmedi. Ama tekrar söyleyeyim mutlaka siz kendi güvendiğiniz bir antivirüs aracıyla uygulama test etmeniz lazım. Market dışında ne yüklerseniz yükleyin mutlaka tarama yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle telefon, tablet gibi kişisel verilerinizin olduğu bankacılık işlemi yaptığınız cihazlara ya market dışından hiç uygulama kurmayacaksınız ya da çok güvenli antivirüs tarayıcıları cihazlarınıza kurmanızı tavsiye ediyorum. Uygulama bende kuruldu. Şu an çalıştırdığım zaman harika diyor bağlantı kuruldu. İlk başta bir giriş ekranı geliyor karşımıza. Giriş sıkıntısı yaşamamak için alternatif giriş sistemi sunuyoruz. Size uygun olanı seçerek devam edin diyor. Giriş yap dedim. Bana verilen kullanıcı adı şifreyi ben buraya yazdım. Beni hatırla dediğim için onları tekrar istemiyor benden. Giriş yap dediğimde öncelikle karşıma bir panel geliyor. Bu paneli şu an siz de görüyorsunuz. Merhaba Snetekvan kalan süreniz 25 gün diyor. Siz de muhtemelen burada kendi abonenize göre kalan sürenizi görebileceksiniz. Sol tarafta izleme butonu var. Onun altında profilim, onun altında Max Connect, Telegram, hakkımızda bakalım hakkımızda kısma neler var. Bu uygulamada yer alan üyelik girişi, kullanıcı da şifre içerikte bireysel kullanım dışında izin iznallanmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması vesaire böyle bir üyelik bildirimi varmış. Favorilerim tarayıcı diye bir yer var. Evet, bir web tarayıcısına gönderdi gayet güzel. Çünkü biliyorsunuz Mi box'ın içinde bir tarayıcı gelmiyor. Belki bu tarayıcı kullanabilirsiniz. Paketlerimiz diye bir bölüm var. Paketlerde fiyatlar da yazıyormuş. 1 ay 75, 3 ay 125, 6 ay 250. Yıllık ise 500 liraymış. Dediğim gibi üzülmeyeceğiniz rakamlarsa diyelim ki uygulamayı satın aldınız, paket satın aldınız. İşte 2 hafta, 3 hafta, 1 ay sonra uygulama kapandığı zaman üzülmeyeceğiniz rakamlarsa girin. Ben bu tarz şeyler hep böyle bakıyorum. Yani piyasadan gidip bir dükkandan da bu tarz bir üyelik satın aldığınızda aynı şeyler geçerli. Mesela burada belki bir aylığı denemek isteyebilirsiniz. Destek bölümü varmış. Orada destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Çıkış yap diye bir kısım var. Bizi tabii ki en çok ilgilendiren kısım izleme kısmı. Oraya girdiğiniz de. Şu an uygulamanın logosu tekrar geldi. Çok güzel bir arayüz bizi karşılıyor. İlk başta ana sayfada Max malum kanallar onun altında Mor 1 yüksek internet gerektiriyormuş. Onun altında Almanya Spor 1 diye bir kanal var ama o da Mor 1'e gönderiyor bizi. Pars Feed yayın diye bir şey var. Onun altında Extra Feed yayın diye bir şey var. Bakalım neymiş Extra Feed. Tıkladım yalnızca müsabaka zamanı açılır diyor. Pars Feed yayında ne diyor. Orada da aynı şey yazıyor en üstteki max malum kanallara girdiğimizde burada max 1, max 2, max, 1, max 3, diye geçiyor. Bunlar tabii ki tahmin edeceğiniz üzere mor paket ve burada çalışma oranı %100 arkadaşlar. Ben burada bayağı detaylı neredeyse bütün kanallara tıkladım. Hepsi çalıştı. Çok hızlı açılıyor. Görüntü kalitesi oldukça güzel ve burada mor paket içindeki tüm kanallar var. Şöyle geri çıkayım. Sağ yaparak alt kategori değiştirebilirim. Ana sayfadaydık. Şu an kategoriler bölümüne geçtik. Kategorilerin en üstünde TV'de şimdi böyle bir TV Guide gibi bir şey var. Mesela TRT1'de Gönül Dağ oynuyormuş. Show TV'de Didem Arslan'la vazgeçme diye bir şey var. Kanal 7'de haber saati varmış. Böyle liste karşınıza çıkıyor. Tabii ki izlemek istediğiniz üstüne tıkladığınız zaman sizi direkt o kanala gönderiyor. Burası gayet güzel düşünülmüş. Hani hangi kanalda ne var diye zap yapmaktansa buradaki listeden bakarak ilginizi çeken bir şey seyredebilirsiniz. TV'de şimdinin altında ulusal bölümü var. Ulusal bölümünde çok iyi bir liste var. Ben yine burada da neredeyse bütün içeriklere tıkladım. Hepsi çalıştı. Buralarda çalışma oranı %100. Ve tekrar söyleyeyim açmazı çok iyi. Kesinlikle reklam çıkmıyor. Tabii ki ücretli bir uygulama olduğu için normal. Eğer ücretsiz olsaydı bu şartları sunuyor olsaydı reklam dahi olsa en iyi 2-3 uygulamadan bir tanesiydi kesinlikle. Ama bu işleri tabii ki ücretsiz sürdürmek gerçekten çok zor. Ben kendilerine de hak vermiyor değilim. Burada karar tamamen size ait. Diğer kanallara girdiğiniz zaman da Kıbrıs kanallarından çeşitli idlerimize ait kanallara kadar burada yine uzun bir liste var. Hiç hayatımda duymadım kanallara dair tıkladım. Mesela şu an neymiş bu? Kanal 12 diye bir yer. Yani neye tıkladıysam tıkladım. Burası çalıştı arkadaşlar. Tabii ki hepsi tıklama şansı yok. Burada liste çok uzun. Ama tıkladıklarım hepsi çalıştı. Haber bölümü malum. Her uygulamada var zaten. Yine buradaki çalışma oranı %100. Tabii ki tıkladıkları için söylüyorum. Uzun metraj ve seri yayın paketlerinin içerikleri bunlar. Seç izle değil o an TV'de ne oynuyorsa izlediğiniz bölümler. Mesela şu an Türk içeriklerinin olduğu kanala tıkladım. Family'e tıkladım. Kanal isimleri doğru. Çalışma oranı yine %100. Açma hızı gayet güzel. Burası da güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Listede oldukça tatmin edici yayın paketlerinin tamamının içerikleri burada mevcut. Bir de 7-24 uzun metraj kanalları diye bir bölüm var. Burada biliyorsunuz bu kanallarda bir akış var. Mesela Kemal Sunal 1, 2, 3, 4. Havvam sınıfı diye bir yer var. Recep İvedik diye bir yer var. Akasya Durat, Şek Tazkisi, Bizim Hikaye gibi böyle hem seriler hem uzun metraj e, içerikleri var. Şöyle biraz da aşağılara kayayım. Mesela yerli komedi 1, 2, 3 var. Tıkladığınız zaman bir tane uzun metraj içerik oynuyor. Tam olarak neresindesiniz, kaçın dakikasındasınız bilmiyorsunuz ama enteresan bir tüketim tarzı. Hani kaç kişinin dikkatini çeker ya da bu tarz bir şeyler Böyle yayınlar olduğuna göre izleyicileri de vardır diye düşünüyorum. Şansınız artık burada karşınıza ne çıkarsa izleme şansınız var. Ya yine burada da çalışma oranı %100 tıkladığım her şey çalıştı. Belgesel bölümü yine oldukça başarılı. Yine burada ben çok fazla içeriye tıkladım. Hepsi çalıştı. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok fazla içerik var. Çocuk bölümü oldukça iyi. Biliyorsunuz minikalar diğerlerinde çalışmıyor son dönemde. Hani çok sıkıntı yaşayan uygulamalar var. Burada herhangi bir sorun yok. Çalışıyor. Listede benzerlerinden daha uzun arkadaşlar. Çocuk bölümü son zamanlarda gördüğüm en geniş uygulamalardan bir tanesi. Müzik bölümü var. Oraya hızlı geçiyorum. Buralar çalışıyor. Dini kanallar var. Oralar çalışıyor. Alt tarafta bir kategori olarak da yine malum taraf var. TV'de malumlar bugün diye bir yer var. Tıkladığınız zaman Müsabakalar ya da televizyondaki spor programları işte Bir Zamanlar diye program ilk baskı sabah sporu vesaire yine liste halinde saat saat buraya verilmiş bazıları tabii ki şu an geçmiş ama burada izlemek istediğiniz bir şeyin üstüne tıklayarak izleyebiliyorsunuz yine size doğru kanala gönderiyor. Canlı müsabakalar 1-2 diye bölüm var oraya girdiğiniz zaman yine liste halinde müsabakalar geliyor. Mesela Sarı Kırmızıların bu akşamki müsabakası burada yerini almış. Ama tabii ki saati gelmediği için şu an tıkladığımızda alakasız bir şey çıkabilir. Onu saatini test etmek lazım. Canlı misafirka listesinin altında da kanallar listelenmiş bir şekilde. Yine buradaki çalışma oranı çok yüksek. Mor paket içeriklerine girdiğiniz zaman mor paket 4K var. Çalıştı. Mor paket 1. Full HD diyor. Çalıştı. Liste gayet güzel. Ve çalışma oranı çok yüksek. Yine başka bir malum bölüm var. Burada da şeyler, smartlar, tv şuları vesaireler yer alınmış. Artık tabiler de girdi tabii ki buraya. Çalışma oranı gayet güzel. Sarı siyah paket, şehirler Fransa içerikler. Bunlar ayrı kategoriler olarak yine burada yerlerini almışlar. Buraları çok uzun anlatamıyorum sebebi tahmin ediyorsunuz. Hemen alt taraftaki bir sonraki kategorimiz paneller kategorisi. Play to panel diye bir yer var. Mesela neymiş içinde? Yine mor paket içerikleri var. Hemen altında Max Pro Panel 1 diyor. Buraya da tıkladım. Burada da yine karış içerikler var. Focus Fit diye bir şey varmış. Tıkladım. Yalnızca müsabaka saati diyor. Special fit diye bir şey var. Burası açılmadı. Yine malum kanallar var. Adile Naşit 1-2-3, Ayhan Işık 1-2-3, Belgin Doruk, Cüneyt Arkın, Sun, Fatma Gürük, Kayıt Tayfur gibi çok uzun bir liste var. Yani liste o kadar uzun ki kaydırma çubuğu küçücük gözüküyor arkadaşlar. Bakın Seçiz'de mesela Doğa birden ona kadar Seçiz'de Belgeseller birden ona kadar seçizde malum şekilde bilim nasıl yapılır tamir tadilat yani inanılmaz bir içerik bombardımanı var ve Enteresan olan tıkladıklarımın yine hemen hemen hepsi çalıştı arkadaşlar. Yani bu kadar fazla içeriği birazcık kafa da karışıyor açıkçası. Burada bir arama ya da daha farklı bir kategorizasyon düşünülebilirdi. İşte belgeseller vesaireler ayrı ayrı girdiğiniz zaman işte içinde tamir tadilat 1 2 3 4 5 olabilirdi. Ya yani burada neyi nerede bulduğunuzu bulmak biraz zor ve aşağıda da uzun metrajlar başlıyor. Mesela bir uzun metrajlı eskilerden efsane bir içeriğe tıklayalım. Blade dersem herhalde anlayanlar olacaktır. Ve açıldığını siz de birazcık flu da olsa gördünüz. Hemen geri gelelim. Altında aynı panelin bir de ikincisi varmış. Burada da liste çok uzun. içerik sayısı çok fazla kanalların altında hem de bayağı bir malum kanallar artı ulusal kanallar vesaire her şeyi var belgeseller haberler yine uzun metrajlar farklı farklı kategorilerle burada yerini almış birazcık kafa karıştırıcı ama aşırı içerik var onu size söyleyeyim yine aşağıda uzun metrajlar diye bir kategori daha var yerli uzun metraj korku yeşilçam western çocuk yabancı diye alt kategoriler var mesela buradan korkuya girdim İlk başta yerli korku içerikleri var İlk, en üsttekine tıkladım hemen açıldı. Buralarda gerçekten izlemek isteyeceğiniz şeyler bulabilirsiniz. Arşivler diye bir şey var. Burası da enteresan bir bakış açısı bence. TRT bir arşiv diye bir bölüm var mesela. Geçmiş yıllarda TRT'de yayınlanan pek çok içeriği burada görebiliyorsunuz. Ama buranın kötü tarafı mesela ana kuzusu diye bir şey var. Her bölümü ayrı bir başlık olarak yer almış. 16. altında ana ocağı diye bir şey başladı şu an. Yüzleri geçti bu arada. Bayağı bir oynamış. Ana ocağı. şu an 200'leri de geçti. Ya yani bunu biraz geçmek tabii faresiz zor. Bakalım kaç tane varmış ana da Hatta baba candıra bile geçmiş. Ana Hoca'nın sonunu bulmaya çalışıyorum. Ana Hoca 250 bölüm oynamış arkadaşlar. 250 satırda yer alıyor. Ana Hoca diye bir buton olsa tıklasak sonra bu 250 satır gelse biraz daha kullanışlı olurmuş. Buraların kullanması birazcık zor. TRT'nin programlar diye bir arşivi var. Pelin Çiftçi ile gündem ötesi yine bölüm bölüm yer almış. Gerçi buradaki içerik sayısı bir önceki kategoriye göre daha az. Kanal D'nin dizi arşivi var. Bunlar YouTube vesaire üzerinde herkes açık olduğu için de burada isim söylemekte bir sıkıntı görmüyorum. Yine burada aşağıda Show'un seri arşivi, program arşivi, TV8 arşivi, TV2 seriler, TV2 programlar, Cartoon Network arşivi var mesela. Burası oldukça ilgi çekici olabilir. Çocuğunuza buradan baya güzel izleyecek şeyler bulabilirsiniz. Ve son kategori olarak da tüm ülkeler diye bölüm var. Türkiye, Almanya, Arapça, Arnavutluk, Balkan, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Romanya, Rusya. Avrupa server içerikleri var. Burası da bayağı enteresan. Bayağı kurcalayacağınız şey çıkabilir burada de test diye bir bölüm var. Gerçekten neredeyse çok az tıklamama rağmen anlatması da çok uzun sürdü. Çok devasa içerik var. Sol üstte işte bir menü tuşu var. Orada yine favoriler, yenile, profilim, instagram, telegram hakkımızda ve çıkış yaptığı bölümler var. Geri yapıp çıkış yapmak istediğinizde bir önceki panele geliyorsunuz. Burada mesela profilime tıkladığınız zaman bakın üyelik durumunu burada görebiliyorsunuz. Max Connect tarafı da enteresan. Buraya tıkladığınız zaman burası bir yine panel gibi çalışıyor. Bugün hangi müsabaka var? Müsabaka özetleri ve golleri bölümü, TFB birincilik müsabaka özetleri, diğer liglerin müsabaka özetleri, TV yayın akışı ve puan durumu diye kategoriler var. Hemen aşağı kaydığınız zaman da haber oku, canlı döviz kuru, Google ve YouTube diye yine alt kategoriler yerini almış. Döviz kuruna bir tıklayalım. Evet yani şu an güncel olduğunu görüyorum. Döviz.com'dan çekiyor. Uygulamadan da çıktım. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım arkadaşlar. Videonun başına söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Eğer ki ücretli olmasaydı elimizdeki en iyi 2-3 uygulamadan bir tanesi olacaktı. Ama yine videonun başında söyledim. Bana ücretli olsun, reklamsız olsun böyle uygulamalar tanıtır mısınız diye çok fazla mesaj geliyor. Ona istinaden bu uygulamayı tanıttım. Eğer ki siz Ücretli uygulamalarla ilgilenmiyorsanız bu videoyu es geçebilirsiniz arkadaşlar. Ya yani sonuçta kimse bu video tanıtıldı diye ücretli bir uygulama yüklemek almak zorunda değil. Ama bu tarz uygulama arayanların belki işine yarayacaktır. Gerçekten çok başarılı, ücretsiz olmasını çok isterdim. Ancak maalesef karar tabii ki geliştiricilerin. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Siz de kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız kısa bir mail ve indirme linkiyle beraber bana gönderirseniz uygulamanızın videosunu çekerek bir anda binlerce daha fazla kişiye ulaşması için elimden geleni yapıyorum. Ayrıca beğendiğiniz uygulama da benimle paylaşın ki onlara da destek olalım kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın